bütün diyet televizyonları dinlediklerimizde hepsi yanlış. Sadece doğru olan bir diyet vardır. Saadet devri diyeti veya diğer adıyla peygamber diyeti. Peygamberimizin yaşadığı için, yaptığı için veya ben geliştirdiğim için Gökçek diyeti. Nedir bu diyetin özelliği? Bir öğünde bir gıda tüketmek. Mesela sabah kalktınız, yumurta yiyecekseniz yumurta yiyin. Yanında domates, biber olmaz. Karıştırmamak gerekir. Neden onu karıştırmamak gerekir? Şimdi mesela yumurta yediniz, beyne sinyal gidiyor. Diyor ki, yumurta yiyor, işte protein, yağ, şunu salgıla. Mide asidi, pankreas, lipaz amilaz, tripsin, karaciğer enzimler meselesi. Ona göre enzim salgılamaya, asit baz salgılamaya başlıyor sindirim sistemi. Fakat onun yanında domates, biber de yediniz, peynir de yediniz, sucuk, salam, sosis de yediniz vesaire. Ne oldu? Mide sindiremez bunları. Arap saçına döndü. Sindirim sistemi bozuldu. Sindiremeden ne yaptı? Gönderdi ince bağırsak. İnce bağırsak da bunu ne yaptı? Bakıyor ki karma karışık bir şey, hiçbir şeye benzemiyor. O da onu hazmedemez. Gönderir kalın bağırsak. Kalın bağırsak geldi ne olur? Zararlı mantarlar bunu toksik maddeye dönüştürmeye başlar. Zehirli gazlar olur. Metan gazı, bataklık gazı. Zehirli alkol, metil alkol. Zehirli gazlar, zehirli alkoller bunlar bağırsakları yakmaya başlar, kavurmaya başlar. Şişkinlik olur. Kişinin karnı davul gibi şişer. Buradaki şişkinlik karaciğeri, mideyi, pankreası yukarı doğru sıkıştırır. O da diyaframı, diyaframda akciğeri nefes alamaz. Sonra kalbe sıkışmaya başlar. Kalbin var zanneder, kalp yok. Astımın var zanneder, astım yok. Bronşit zanneder, bronşit yok. Bütün bunları ne tetikler? Çok karıştırarak yemek yemek. Fazla yemek. Fazla yemekten çok. Burada önemli olan nedir? Fazla yemek değil. Tek türlü gıda tüketmek. Mesela sabah kahvaltısında ne yapmak gerekir? Bir dilim ekmek veya iki dilim ekmek yanında efendim domatesli, biberdi, salatalıkta. Tamam, olabilir. Veyahut da çorba içeceksiniz, sadece çorba, yanında ekmek yok. Akşamda bir çeşit yemek, ne yiyorsunuz? Et. Tamam, afiyet olsun. Ama bunun yanında pilav olursa olmaz. Sindirim sistemi bunu sindirmez. Birçok rahatsızlığı tetikler. Ama biz ne yapıyoruz? Çorba, kuru fasulye, pilav, arkasından etli bir yemek, arkasından salata, arkasından yoğurt. Yemek yedikten sonra bir de misafir varsa tabii gelsin meyveler. Meyveler bitti, çerezler. Bu nedir? Firavun diyeti. Firavun tarzı beslenme.